Merhabalarla bir pazar gününden daha merhabalar. Şimdi çıkıyorum efendim. Akşam Fenerbahçe Galatasaray derbisi var ama o saate kadar gezeceğim. Siz 7'de izlerken ben 6'da izleyeceğim ve benim şu an 4-5 saatim kaldı. O yüzden çıkıyorum, geziyorum. Nereye gidiyoruz hiçbir fikrim yok. Bu çantayı mı alsam, turuncuyu mu alsam bilemedim. Bunu alayım dedim. Bunu alacağım. Turuncuyu da alabilirim aslında. Turuncuyu mu alsam, yok almayayım. Bunu alayım. Bununla gideceğim. Tamam. Ya da öbür şey mi alsam, yok. Her neyse, çıkıyoruz, geziyoruz. Yine bir kilisedir, böyle ormandır falan. Oralara gideceğiz, göreceğiz, gezeceğiz. Ah, yürüyerek bütün Podgorica'yı bitiriyorum. Gerçekten. Artık bir yerden sonra gezecek yer bulamayacağım. Kafayı yiyeceğim herhalde. Ne yapmam gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimal araba kiralayıp öbür şehirlere doğru yol alacağım bundan sonraki süreçte. Muah, öpüyorum. Size dedim insanlık yapıyor, birazcık yolu çekeyim. Bakın burası Milenyum Köprüsü. O meşhur Milenyum Köprüsü burası. Buraya böyle akşamları ışıklandırıyorlar. Kırmızı, mavi, yeşil falan Boğaz Köprüsü'nü çalmışlar işte. Merkezi geçtikten sonra solda kalıyor. Şimdi böyle bir yer. Bakın stadyumun arkası, tamam mı? İçerisi böyle. Küçük bir kilise. Şuradan mum bilmem ne alabiliyorsunuz. Bakın. Mumları alıyorsunuz oradan 20 cent. Satıyorsun ama satıyorsun. Ay 20 de varmış. 20'yi alayım ben. Dua edeyim. Ama çok dua ama inşallah tutar. Çok iyi. Yine aşık oldum. Burada galiba ayin falan yapıyorlar. Hava 30 dereceyle geçti şu an ve telefon kafaya da sıcaktan delirecek. Şu an böyle son dakikaları gibi hissediyorum. Artık ne kadar çekerim bilemiyorum ama çekmeye çalışıyorum. Aa, mevzuyu şimdi anladım. Yoruldum. Nefes alamıyorum şu an artık. Sıcaktan, yorgunluktan. Gölge. Neyse, bugün de Totişko'mu gezdirdim çok şükür. Ya Totişko evde otursaydı çok üzülürdü. Burada galiba ayin falan yapıyorlar. Hava 30 dereceyle geçti şu an ve telefon kafaya da sıcaktan delirecek. Şu an böyle son dakikaları gibi hissediyorum. Artık ne kadar çekerim bilemiyorum ama çekmeye çalışıyorum. Aa, mevzuyu şimdi anladım. Yoruldum. Nefes alamıyorum şu an artık. Sıcaktan, yorgunluktan. Gölge. Neyse, bugün de Totişko'mu gezdirdim çok şükür. Ya Totişko evde otursaydı çok üzülürdü. Eridim ha. Bir şey, benim çocuksu mutluluğum. İyi ki buradan girmişim. Bak, ben buraya görmek istiyordum. Buldum. Bakın. Buraya nasıl gideceğim diyordum. Yanlışlıkla buraya gel. Aslında şöyle dedim. Soldan gireyim dedim. Şeye gelince böyle yol ikiye ayrılıyor. Soldan gidince buraya geliyorsunuz. Sağdan gidince ormanın içine giriyorsunuz. Ay süper. Bu daha uydu aslında. Sarı sarı. Yandım, öldüm, bittim. Ama yürümeye devam. Şey gibi burası, biraz böyle Belgrad Ormanı gibi. Bak, bakınız. Bu da Arimaya.
daha uyudu aslında, sarı sarı. Oh, yandım, öldüm, bittim. Ama yürümeye devam. Şey gibi burası, biraz böyle Belgrad Ormanı gibi. Bak, bakınız. Bu da Arimaya. Şey, benim çocuksu mutluluğum. İyi ki buradan girmişim. Bak, ben burayı görmek istiyordum. Buldum. Bakın. Buraya nasıl gideceğim diyordum. Yanlışlıkla buraya gel. Aslında şöyle dedim. Soldan gireyim dedim. Şey gelince böyle yol ikiye ayrılıyor. Soldan gidince buraya geliyorsunuz. Sağdan gidince ormanın içine giriyorsunuz. Ay, süper. Hah, eridim ha. Şimdi orada dilek tutuluyor. Mumumuz aldık. Dilek deneyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi bakın, şu benim mumum. Dilek denedim, koydum. Herkesin de mumu var burada. Şimdi çıkacağız. İçeri duvarımızı ettik. Ondan sonra şeyimizi yaptık işte. Mezarlıklar falan var burada böyle. Şimdi ormana gidelim. Çünkü çalgı çengi sesleri var. Oraya gideceğiz. Şey yapacağız. Kediye bak, her yerde kedicikler var. Çok tatlılar. Şöyle şöyle bir sonraki çekeyim şöyle. Geldik. Girdik bari içerisi. Restoranlar falan var. Böyle değişik bir yürüyüş parkuru mu ne, ben çok anlamadım, çözemedim ama her yer yemişti. Şey gibi düşün. Belgrad Ormanı'nın içi gibi düşün. Çok iyi. Şimdi orman işte burası. Belgrad Ormanı gibi düşün böyle, tamam mı? Böyle. Burada böyle her yeri orman. Her yeri dağ. Çünkü farklı yol var. Hangisini? Burayı böyle şey gibi, Belgrad gibi düşünün. Gezmelik böyle. Farklı yol çıktı. Soldan gittim. Şuradan aşağı da inilebiliyor. Ne var orada bilmiyorum. Göstereyim size bak. Burada bu taraflarda oturuyorlar. Yani böyle. Ama burası nereye gidiyor hiçbir fikrim yok. Burası gelmek istedim bir yerde. Ve buldum. Yol ikiye ayrılıyor ya. Soldan gelince burası. Ben burası tam nerede kalıyor bilmiyorum. Burası Moraça. Böyle. Ben farklı bir yoldan gittiğim için şu an böyle. Moraça'nın şimdi yerine çıkacağız. Herkes şelale. Burası şelale. Herkes şelale giriyor Moraça'ya. Ve böyle gerçekten şok olmuş bir şekilde bakıyor re. Şuradan gitsem acaba beni bir şey sokar mı diye bir baktım. Sokmaya da bilir, soka da bilir. Emin de değilim. Gitsem mi gitmesem mi bir düşündüm. Burada bir şeyler kıpırdıyor. Vazgeçtim. Aşağı inip yürüyerek gidebilir miyim ki? Belki bir ihtimal veriyorum kendime. Gelelim aşağıda yürüyerek gidelim. Ama orada hiç gölge yok. Neyse ben şuradan devam ki artık. Hiçbir şeyi sokmaması umuduyla buradan ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Millet Moraça'ya giriyor. Ve gerçekten aklım olsa kiliseye, ormana gitmek yerine Moraça'ya gelirdim girmeye. Çünkü pardon, gözüme örümcek girdi. Orada bir şey yaptık. Sıkıntı yaşadık. Sorry. Bu da aradaki köprü, sallanan köprü. Bu çok pis sallanıyor. Yok, bu sallanmayan, öbürü sallanan, pardon. Bunun yanındaki sallanan, bak şu aradaki sallanan köprü. Göstereceğim onu da. Yoruldum. Vallahi yoruldum ha. Cümlemi bitiremiyorum artık. Ama bir şey ısırmadan sokmadan gideyim, şunu derdindeyim. Gerçekten şu anki aklım olsaydı bikinilerimi alıp gelirdim. Ha, hala gidip bikinilerimi alıp gelip girebilirim burada. Ama maç var akşama. Ve ben maçın derdindeyim.
O yüzden bakın nereye getirdim sizi. Yani maç derdinde olduğum için şu an keyif ve zevkli yapamayacağım. Ama bir yandan da diyorum ki acaba maçı boş versem mi? Sonra diyorum ki burada her zaman girersin. Ama bu derbiyi bir kere izleyebilirsin. O yüzden derbi izleyeceğim aşk sola. Bakınız geldik. Ay. Şu köprü çok sallanıyor işte. Asfalt falan kırık. Bir de sallanıyor pıtır pıtır. Çok sıkıntılı yani o köprü gerçek anlamda problemli. Ve onun üstüne geçerken korkuyorum böyle elim ayağım boşalıyor.